Bizim bu yurdu açmamızdaki önemli nedenlerden birisi de bizim camianın kız öğrencileri tarikat yurtlarında kalmak zorunluluğunda kaldı. Değişik illerde, değişik bölgelerde. Tarikat yurtlarından kurtarıp kendilerini özgürce ifade edebilecekleri yurtlarda kalabilmelerini sağlamak içindi. Yani kız öğrenci yurdunun açılması ve yapılması kararı da önemli ölçüde bundan kaynaklıydı. Ve bugün de bu sıkıntıları her yıl çekiyoruz. Bizim öğrencilerimiz kalacak, konaklayacak yer bulamıyorlar. Belediyelere başvuruyorlar. Belediyeler de önemli ölçüde diğer mevcut hükümetle paralel olan yapılar içerisindeydi son yıla kadar. Ve bizim öğrencilerimiz geçmişte çok sıkıntılar çektiler. Belediye yurtları da doluluyor. Yurt bulmada sorun yaşıyorlar. Geçen yıllarda bununla ilgili bir sürü sıkıntılar yaşandı. Asansör faciaları yaşandı. Biz de böylesi bir yurdu açma konusunda ne kadar gerekçeli ve haklı olduğumuzu o dönemlerde sık sık dile getirdik. Sonuç olarak yurt çok modern bir yurt oldu. Zaten şimdiye kadar öğrenci yurtları kız ya da erkek fark etmez. Dönüştürmek, binaları dönüştürmek suretiyle yapılıyordu. Bizim avantajımız yurt projesini karar alındıktan sonra yurt olarak projelendirip inşaattan itibaren yurt olarak projelendirildiği için çok modern ve hiçbir eksiği olmayan bir yurt haline getirildi. Ben iddia ediyorum ki Türkiye'de 5'i daha bunun yoktur. Yaklaşık 12 bin metrekare kullanım alanı olan, 81 tane konaklama yatakhanesi olan bir bina. Yaklaşık şu anda 478 öğrenci kapasiteli. Bu 500 öğrenci kapasitesini de rahatlıkla çıkarılabilir. Çünkü odalarımız öyle küçük değil. 60 metrekare odalar içerisinde duşu, banyosu, lavabosu odaların içerisinde olan otel konseptinde modern bir oda şeklindedir. İçinde bilgisayarı, interneti, her şeysi var odalarda. Modern bir mutfağı var. Mutfakta 500 öğrenciye yemek hazırlayıp servis edilebilecek kapasitede bir mutfağı var. Sanayi mutfağı şeklinde yapılmış. Çok modern bir mutfağı var. Bir bilgisayarlara donatılmış bilgisayar odası ve etüt merkezi var. Sınırsız internet kullanım hakkı var. 100 kişinin spor ve aktivite yapabileceği fitness alanı var kızlarımız için. Spor ve masa tenisi, işte satranç gibi faaliyetlerin yürüteceği hobi ve aktivite odaları var. Gün içerisinde bazı gereksinimlerini karşılayabilecek, yiyecek, içecek, oturup muhabbet edebilecekleri bir kantini var. Sanatsal gelişmeleri izleyip takip edecekleri cep sineması var. Birlikte veri ziyaretleri, bekleme ve sergilere uygun fuayede odası var. Engelli odalarımız var hayatın, engelleri de düşünerek yapılmış engelli odalara engelli spor aletlerinin olduğu fitness salonu gibi bir odamız da var. Yani her katta birer tane engelli öğrencinin kalabileceği, barınabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği oda var. 2 adet asansörü var ulaşım anlamında. Konferans salonu var. Durduğun yeri de Kartal Yakacık'ta, Kartal Köprüsü'ne 200 metre yürüme mesafesinde. Bir yerde yaklaşık işte 8-10 dakikada yürüyerek metroya ulaşabileceği, E5 yoluna ulaşabileceği ulaşıma sahip bir bölgede. Ücret sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahil 1950 lira. Yani bu maliyetlerin çok 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 altında. Zaten bizim yaptığımız protokollerde de yoksul öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılaması için fedakarlık yapılacağını yazmıştık. Bu fedakarlığı büyükşehirle birlikte daha da artırmış olduk. Özellikle kalorisine ve yemeğin hijyenik, temiz liğine de dikkat edilerek önemli ölçüde
yani dışarıda yenilen yemeklerden çok daha kaliteli yemekler çıkacağı konusunda da sözler aldık. Şimdi biz bu yurdu geçen yıl, bu Mart ayında hizmete açmıştık. 2024 yılı Mart ayında hizmete açmıştık ama o dönemdeki tespit ettiğimiz fiyat 4500 liraydı. Bizim vakıf olarak yurt işletme deneyim ve tecrübelerimiz olmadığı gibi Kartal Belediyesi de bu konuda deneyim ve tecrübeye yeteri kadar sahip değildi. Belediyenin önerisiyle, yani bu ücreti aşağı çekebilmek için, hem de Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var. Bu yurtlardaki yönetim deneyimlerinden yararlanabilmek için bir protokol yapalım. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime katalım diye öneride bulundu. Biz de bizim haklarımız, protokoldaki haklarımız korunmak koşuluyla olabilir dedik. Yani Büyükşehir de öğrenci gönderebilir, Kartal Belediyesi de öğrenci gönderebilir ama bizim %50 öğrenci kapasitemiz var. Onu saklı tutarak, o kapasiteyi koruyarak bunu kabul edebiliriz diye söyledik. Nitekim kabul edildi ama bu süreç içerisinde sınavlar sonuçlanmıştı, kayıtlar başlamıştı. Acilen, daha henüz protokol imzalamadık, acilen öğrenci alımına gitmemiz gerekiyordu. Çünkü kaydolan öğrenci hemen yurt problemini çözmeye çalışıyor. Ondan dolayı ilanlar yaptık ve yanlış anlaşılmalar da oldu ve bazı eleştiriler, bazı suçlamalar falan da geldi kamuoyu nezdinde. Bunları da gidereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ve bu süreçte işte %50 öğrencinin Şahkulu Sultan Dergahı'na ait olduğunu da buradan deklar edeyim. Yani müracaatlar bitse bile biz o öğrenci kafasını doldurmaya çalışacağız. Bir handikapımız var. Anadolu yakasında devlet üniversiteleri yok maalesef. Hep özel üniversiteler var. Özel üniversitelerinde kendi özel yurtları var, öğrenci yurtları var. Üniversiteye kaydolan öğrenciye, özel üniversitelere kaydolan öğrenci hemen yurtlarına yönlendirir, yurtlarına kaydettiriyor. Yurtları da kendi üniversiteleri çevresinde olduğu için öğrenciler için de avantaj görüyor. Ama bizim avantajımız hem yurdumuzun çok modern bir yurt olması, hem ücretinin düşük olması, hem de her yere ulaşıma yakın olmasından kaynaklanıyor. Onun için biz kız öğrencilerimizi özellikle demokratik kitle örgütlerinden, Alevi kurum ve kuruluşlarından kız öğrencilerini bizim yurdumuza kaydettirmelerini özellikle öneriyoruz. Kız öğrenci yurdunun kararının alınmasında inşaat yapım süresi içerisinde önemli ölçüde yönetimde görev alan, başta Mehmet Çamur olmak üzere başkan olarak projelendirilmesinde, inşaatın yapılmasında bizzat fiili olarak emek sarf eden Rıza Baş arkadaşa ve yurt çalışanı Sinan Bey'e teşekkürlerimi bildirirken, bu yurdun yapımından bugüne kadar maddi manevi katkı sunan tüm can dostlarımıza da teşekkürler diyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bu yurda emek ve katkı sundular.